Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den herkese merhaba. Bugün 19 Nisan Perşembe, saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Gün iziyle güne iz bırakan gelişmelerle karşınızdayız. MHP lideri Devlet Bahçeli salı günkü grup toplantısında Türkiye erken seçime gitmeli, 26 Ağustos'ta erken seçim olmalı demişti. İşte Bahçeli'nin bu sözleri gündeme damgasını vurdu. Daha sonra gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli dün yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirdi ve o görüşmeden erken seçim kararı çıktı. Türkiye 24 Haziran 2018 Pazar günü erken seçime gidiyor. Aslında bütün partiler ve Türkiye 2019'a odaklanmıştı, ancak şu andan itibaren seçimlere tam 65 gün var. Peki bu 65 günde partiler nasıl bir yol izleyecek? İşte bütün parti liderleri dün tek tek açıklama yaptı ve erken seçim kararını değerlendirdi. Hepsinin, bütün liderlerin açıklamalarını birazdan ayrıntılı bir şekilde ekranlarınıza taşıyacağız. Ama şimdi o tarihi ana gidelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran 2018 Pazar günü erken seçim olacak dedi. 26 Ağustos 2018 günü, pazar günü, yani Malazgirt zaferiyle büyük taarruzumuzun yıl dönümlerinde Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanını hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akıllı, en demokratik yoldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrasında kritik görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Planlandığı gibi saat 13.30'da başlayan görüşme 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli külliyeden ayrıldı. Bahçeli ayrıldıktan hemen sonra ise bu kez Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'ye gitti. MYK üyeleri de külliyede hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan'ın 15.30'da açıklama yapacağını açıkladı. Görüşmenin hemen ardındansa Bahçeli MHP Başkanlık Divanı'nı topladı. Gözler 15.30'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Yapılan hazırlıklar, yaşananlar erken seçimin artık kaçınılmaz olduğu yönündeydi. Ve Erdoğan o tarihi açıklamayı yaptı. Gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı, bu gerçekleri de göz önünde bulundurarak yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Sonuçta ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık. Değerli arkadaşlar, bir kez daha tekrarlayacak olursak, Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Suriye'deki gelişmelerin hızlandığı, makroekonomik dengelerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bunun için önümüzdeki seçimlere İttifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018
pazar günü yapılmasına karar verdik. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde Yüksek Seçim Kurulu da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır. Bu kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Tüm emeği geçen arkadaşlarımı da şükranla burada yad ediyorum. Milletimiz, ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte Türkiye erken genel seçime gitmiş olacak. Ve erken seçim teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, "Seçimler demokrasinin olmazsa olmazıdır, sandık demokrasinin kendisidir. Milletimize hayırlı olsun." dedi. AK Parti ve MHP erken seçim teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Erken seçim teklifi AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekilleri tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte yapılacağını aktardı. Bölgemizde yaşanan önemli hadiseler, AB ile ilişkilerimiz, küresel süreçler, Türkiye'nin halk oylamasında verdiği karar doğrultusunda belirsizliklerin aşılarak bir an önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesini zorunlu kılmıştır. Bu nedenle Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının bir an önce alınarak belirsizliğin ortadan kaldırılmasını gerekli hale getirmiştir. Bilindiği üzere anayasanın geçici 21. maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerinin yenilenmesi kararı alması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekili genel seçimi birlikte yapılacaktır. Bu itibarla anayasanın 77. geçici 21. maddesi ve 2839 sayılı milletvekili seçimi kanunun 8. maddesi gereğince seçimlerin yenilenmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. yasama dönemi milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 pazar günü yapılması hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı alınması için gereğini arz ve teklif ederiz. Binali Yıldırım, İzmir Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı, Devlet Bahçeli, Osmaniye Milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı, Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili, Erkan Akçay, Manisa Milletvekili, Naci Bostancı, Amasya Milletvekili, İlknur İnceöz, Aksaray Milletvekili, Erhan Usta, Samsun Milletvekili, Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili, Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili. Evet. Efendim, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Anayasa Komisyonu'na havale edileceğini belirterek, daha sonra Meclis Genel Kurulu'na geleceğini belirtti. 24 Haziran'da 27. döneme ait seçim atedilecek. Evet efendim. Allah hayır eylesin. Teşekkür ederiz. Seçimler demokrasinin olmazsa olmazıdır. Sandık demokrasinin kendisidir. Memleketimize, milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum, temin ediyorum. Her iki partiyi ve diğer partileri de başarılı bir seçim beklesin diyorum. Allah hayır eylesin, uğurlu eylesin. Teşekkür ederim ve tebrik ederim. Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Naci Bostancı, Bülent Turan, Mehmet Muş ve İknur İnceöz, MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta imzasını taşıyan teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin nedenini açıkladı. Seçimin ikinci tura kalmayacağını söyleyen Bozdağ, bu seçimin sonucu dünkü piyasaların verdiği tepkiden belli olmuştur dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Seçim için belirlenen 24 Haziran'ın Türkiye için tarihi bir gün olduğunu söyleyen Bozdağ, Bahçeli'nin istediği 26 Ağustos tarihinin neden olmadığını açıkladı.
Bozdağ 26 Ağustos'un yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın hemen akabi olduğunu ve o dönemde de hac mevsimiyle birlikte birçok vatandaşın hac ibadeti için yurt dışında olacağını belirtti. Seçim kararının ekonomiyi olumlu etkileyeceğini söyleyen Bozdağ, erken seçim kararının ardından piyasaların verdiği tepkinin Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu piyasaların şimdiden gördüğünü ve satın aldığını söyledi. Bozdağ ayrıca seçimin ikinci tura kalmayacağını da iddia etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı öncesinde AK Parti Genel Merkezi önünde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti'de dünkü alınan erken seçim kararının ardından bugün hareketli anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı öncesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan açıklamalarda bulundu. Turan ilk olarak 3 ay daha uzatılan o halde seçimlerin yapılmasına getirilen eleştirilere cevap verdi. Bakınız, olan sual öncelikle asla seçimle ilişki bir yasal mevzuat değil. Tam aksine güvenlikle ilgili, terörle olan mücadelemizde kurumlarımızın daha güçlü, daha pratik iş yapmasıyla ilgili bir meseledir. Ve bu mesele AK Parti'nin değil Türkiye'nin meselesidir. Bugün terörle mücadelede AK Parti'nin değil tüm Türkiye'nin, tüm kurumlarımızın, tüm partilerimizin görevi vardır. Dolayısıyla olan şu hali AK Parti'nin güya seçime ilişkin bir kararı gibi ifade etmek, eleştirmek hakkaniyetten uzak bir yaklaşımdır. Fakat daha öte bir şey söylemek isterim izin verirseniz. Bakınız, bir meseleyi eleştirirken mutlaka bir istikrar olması lazım, bir gerekçe olması lazım. Turan uyum yasaları ile ilgili de bilgi verdi. Seçime katkısı olacağını düşündüğümüz birkaç önemli husus var ki zaten şu an seçime 66 gün var ve meclis kapanmış değil. Biz meclisteki yasal süreçlere devam edeceğiz, ediyoruz. Bunun süresini belirleriz. Bir ay mı olur, 20 gün mü olur, bir belirleriz. Ama uyum yasalarının mecliste çıkması için yeterli süre zaten var. Acil olan her tür yasayı görüşecek sayımız, imkanımız, gündemimiz var. Biz seçim gerekçesiyle meclisi falan kapatmış değiliz. YSK takvimine açıklanma sürecine kadar meclis yasal faaliyetten devam edecek. Kaldı ki eğer elzem olursa, gerek olursa ki gerek kalmayacak kanaatindeyim. Daha eski yıllarda uygulanmış olan sual KHK'sı değil, yetki KHK'sı var. Bülent Turan meclise düşen görevlerin en kısa sürede tamamlanacağını ve yetkinin artık YSK'da olacağını söyledi. 24 Haziran'daki erken seçim kararı sonrası gözler CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak kişiye çevrildi. CHP içinde Kılıçdaroğlu'nun ismi ön planda çıkıyor. Bu konuda son kararı ise CHP'nin parti meclisi verecek. NTV yayınına konuşan CHP sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçimlerde CHP'nin adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olabileceğini söyledi. Tezcan, adaylık sorusuna, "Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu'dur" şeklinde yanıtladı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde belirleyeceğini vurgulayan Bülent Tezcan, bu konuda kararı parti meclisinin vereceğini sözlerine ekledi. Tezcan, "Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu'dur. Gönlümden geçen isim genel başkanımızdır ama adayımız Kılıçdaroğlu'dur deme yetkim yok" dedi. CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapıp yapmayacağı konusuna da açıklık getiren Tezcan, "Hiçbir ittifaka kapıyı kapatmıyoruz. Ön şartımız yok. Mutlaka ittifak olacak diye bir şartımız da yok" diye konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter'dan erken seçimle ilgili açıklama yaptı. Bir kez daha adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur" ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim kararını sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendirdi. Bahçeli açıklamasında demokrasilerde seçim tazelenme, yenilenme, yeni heves ve heyecanlarla geleceğin özden ve hedeflerine kilitlenme vesilesidir. Millet iradesi umuttur, huzurdur, ufuktur, uğurdur, uçurumları kapatacak çare ve çözüm vetiresidir dedi. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım müsbet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin erkene alınmasında fikir birliğine vardık dedi. Bahçeli son olarak tekrar ediyorum ki, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, gayret bizden, takdiri Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah'tandır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur, önümüz ham...
önümüz hamdolsun açık, gelecek aydınlıktır ifadelerini kullandı. HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran olarak açıkladığı erken seçim tarihini hiçbir makul gerekçeye dayanmayan bir yaklaşım sergileniyor. Toplumdan kaçırılan bir sandık var. Halkın bu süreci tartışmasını bile istemediler dedi. Buyurun. HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin erken seçime ilişkin sorularını yanıtladı. Bilgen, seçimlere hazır olma, seçim yoluyla demokratik değişimi gerçekleştirme konularında toplumun güçlü bir irade, kararlı bir tavır ortaya koyacağını, toplumla alay eder yaklaşımın hesabının sorulacağını bildirdi. Yasaklama, engelleme, eşit ve adil bir yarışın olmaması konusunda her türlü ayak oyunun çevrileceği bir ortamda seçime gittiklerini savunan Bilgen, kurtardıkları tek şey ittifak yasası, yani kendilerini kurtarmak, bir de hileli seçim yapabilmenin kanallarını, imkanlarını açabilmek. 16 Nisan referandumundan bu yana topluma vaat ettikleri ne ortamı tesis ettiler ne de parlamentodan geçirilmesi gereken uyum yasalarıyla ilgili bir şey yapma planına girdiler. Şimdi her şey tam bir kaos diye konuştu. Seçim tarihine ilişkin soruya Bilgen, bir senaryoyla karşı karşıyayız. Bilinçli, planlı ve bir taraftan sanki ülke çıkarınaymış gibi seçim gündeme girdi. Kaçınılmaz bir an, önce yapalım gibi hiçbir makul gerekçeye dayanmayan bir yaklaşım sergileniyor. Seçimlere yetişebileceği her tarihte hazırlıklıyız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Toplumdan kaçırılan bir sandık var. Halkın hiç olmazsa bu süreci tartışması, partilerin, milletvekillerinin, iktidar partisinin milletvekillerinin bu süreci tartışmasını bile istemediler. Sandık yoluyla otoriter bir rejimi kurumsallaştırma, kalıcılaştırma girişimidir yanıtını verdi. 24 Haziran'da Türkiye erken seçime gidiyor ancak İyi Parti seçime giremiyor iddiaları da gündemde. En çok merak edilen sorulardan biri de bu aslında. İşte bu soruya İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yanıt verdi. Akşener, İyi Parti seçime girecek, bu konuda herkesi ayağını denk almasına davet ediyorum dedi ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olacağım dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklamasının ardından Türkiye'nin 24 Haziran'da sandık başına gidecek olmasını İstanbul İl Başkanlığı'nda değerlendirdi. Seçim kararını açıkladı. Küçük ortağın söylediği, büyük ortağın danışıklı bir dövüş şeklinde bu teklifi kabul ettiği bir sistemle karşı karşıyayız. Akşener, İYİ Parti seçime girecek dedi. İYİ Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum. İkincisi, İYİ Parti en seçime yönelik en hazırlıklı partidir. Teşkilatlarımız zinde, inançlı, iddialı ve çalışmaya hazır. Yorgunlukları yok. Nitekim 1 Nisan'da yaptığımız birinci olağanüstü kurultayımızda ortaya çıkan tablo iktidar partisinin en büyük alternatifinin, en önemli alternatifinin İYİ Parti olduğunu ortaya çıkardı ve abiler korktu. Ben bu abilerin korktuğunu biliyordum da bu kadar korktuklarını gerçekten düşünmemiştim. Sayın küçük ortak bilmez belki ama Sayın Erdoğan bilir. Abiler ikiledi. Şimdi bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. İYİ Parti bir an evvel bu seçimin olmasını hep arzu etti. Hatırlarsanız 15 Temmuz'da seçim yaparlar demiştim. Abileri tanıdığım için haklı çıktım. Akşener, ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Arkadaşlarımızın isteği ve talebiyle 100 bin imzayla aday olacağım açıklamasını yaptı. Biz 16 Nisan'a çalıştık. Biz partimizi kurarken çalıştık. 16 Nisan'da 37 ile gitmişiz. Yarın itibariyle sadece benim gittiğim il sayısı bu 5,5 ayda
54 il olacak. Dolayısıyla biz buradayız, varız. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Arkadaşlarımızın isteği ve talebiyle 100 bin imzayla aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar, siyaset simsarlarına şunu söylemek istiyorum. Korkunun ecele faydası yok. Ve Cumhurbaşkanlığını ve iktidar olmayı Allah'ın izniyle 24 Haziran'da İYİ Parti ve kadroları başaracak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, neden erken seçim kararı alındı, bunun üzerinde durmak gerekli diyerek gerekçeleri sıraladı. Bu karar niye alındı? Onun üzerinde biraz durmak gerekiyor. Sayın Erdoğan ikrar etti. Hani uçacaktı, kaçacaktı, aşacaktı ya Türkiye. Bunun öyle olmadığını, ekonominin büyük bir yıkım içinde olduğunu, daha sonraki fasılda bunun karşılanamayacak derecede derinleştiğini ve bir an evvel seçime giderek anlaşılıyor ki paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Ama buradan ilan ediyorum, paçayı sudan çıkaramayacaklar. Ve İYİ Parti hem Cumhurbaşkanlığını hem de iktidarı alacak ve Türkiye'nin nefes almaya ihtiyacı var. Türkiye'nin gerim gerim gerilmekten bıktığını biliyorum. Aziz Türk milletinin bıktığını, artık kusma haline geldiğini biliyorum bu aşırı gerginlikten. Ve bu gerginliği, nefes almayı İYİ Parti ve kadroları Allah'ın izniyle sağlayacaklar. Biz buna inançlıyız. Bir kere daha söyleyeyim. Biz kongremizi, birinci kongremizi 10 Aralık'ta birinci olağan kongremizi tamamladık. 67 idi değil mi? 68 il ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu. Ve o günden itibaren saydığınızda 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır. İYİ Parti korkusundan, İYİ Parti'ye engel çıkarmak için bazı hukuk dışı davranış biçimlerine girildiği takdirde buradan tekraren hem siyasi cenahı hem bürokrasiyi uyarmak isterim. Herkes ayağını denk alsın. Dolayısıyla hakkını koruyamayan hiç kimsenin hakkını koruyamaz. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Abilerin de bu kadar korktuğunu görmüş olduk. Erken seçim açıklamaları parti liderlerinden peş peşe gelirken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hiç bu kadar acele bir seçim kararı alınacağını düşünmediğini ifade ederek iyi ettiler, bunun kötü olduğu kanaatinde değiliz, işimiz sadece biraz zorlaştı, koşturacağız dedi. Hanım hoş geldiniz. Tokat'ta partisinin Türkiye'nin meseleleri ve çözüm yolları konulu konferansında konuşmacı olarak katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu erken seçim kararını değerlendirdi. Karamollaoğlu, seçimin seçim olmaktan öte bir baskın seçime dönüştüğünü ileri sürdü. Bugün alınan seçim kararı da kanaatime göre iktidarın çaresizliğinin bir ifadesi olarak ben algılıyorum, bu sebepten alındı diye düşünüyorum. Çünkü ekonomik problemlerimiz, sosyal problemlerimiz, dış politikadaki gelişmeler artık hükümeti bunalttı. Bugüne kadar izlediği politikalardan da vazgeçtiği için çözüm üretemiyor. Şöyle kanaate geldiler, bir baskın seçim yapalım, yönetimi yeniden ele alalım. Çünkü vatandaşın güveni kayboldu iktidara. Onun arkasından işte bir şeyler yapmaya çalışırız gibi günü kurtarmaya matuf bir adım olarak gördüler. Çünkü Cumhurbaşkanı ısrarla seçimler zamanında yapılacak, seçimler zamanında yapılacak, seçimler zamanında yapılacak. Zaten bir insan bu kadar ısrar edince benim için de bunu bir çeşitli şekillerde dile getirmiştim. İster istemez
Eğer Cumhurbaşkanı bu kadar ısrarla seçimler zamanında yapılacak diyorsa burada bir gereği var. Yani bu iş farklı bir şekilde ele alınacak diye düşündüm. Ama açıkça söyleyeyim, hiç bu kadar acele bir seçim kararının alınacağını düşünmemiştim. Acele, Sayın Bahçeli'nin söylediği 26 Ağustos bile çok uzak kaldı. Hemen Haziran'da seçime gidelim dediler. İyi dediler. Yani bunun kötü olduğu kanaatinde değiliz. Karamollaoğlu, günde 10-12 saat çalışıyorsak 18-20 saat çalışacağız. Daha az uyuyacağız. Ama bizim bugün karşımıza konulan tablonun üstesinden gelmeme diye bir endişemiz yok diye konuştu. İşimiz sadece biraz zorlaştı. Yani koşturacağım, fazla koşturacağım. Günde 10 saat, 12 saat çalışıyorsak 18-20 saat çalışacağız. Biraz daha az uyuyacağız. Ama bizim bugün karşımıza konulan tablonun üstesinden Türkiye erken seçime gidiyor sevgili izleyenler. Bu konuyu konuşacağız şimdi. Gazeteci Ümit Zileli ile telefon attığımızda. Sayın Zileli merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk yayına. Teşekkürler. MHP lideri erken seçim dedi ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüler. 24 Haziran konusunda mutabık kaldılar. Türkiye erken seçime gidiyor. Bu kadar erken bekliyor muydunuz? Erken seçimle ilgili düşünceniz ne? Ve MHP lideri neden böyle bir talepte bulundu sizce? Buyurun. Şimdi birincisi ben bunu yazdım da daha önce söyledim. Ben 15 Temmuz diye bekliyordum açıkçası. Evet. Yani oradan da nemalanırlar falan diye düşündüğüm için. Fakat daha da erken aldım. Niye bu kadar erken? Bir kere artık bunun adına erken seçim değil. Ne demek lazım? Baskın seçim demek lazım. Yani hem şeyi boğmaya yönelik, muhalefeti bu kadar kısa zamanda toparlanamazlar diye düşündüler sanıyorum. Ama daha önemlisi, artık ne ekonomisiyle ne siyasi tablosuyla bu olağanüstü hal dışında bu ülkeyi yönetecek kabiliyetlerinin kalmadığını düşünüyorum ben. Her şey çok kötüye gidiyor ve bunlar giderek kan kardeşliklerinin bilincine vardılar ve bunu gördükleri için böyle bir kararı almak zorunda kaldılar. Ve şunu da söyleyeyim, hiç öyle Sayın Bahçeli'nin talebi falan olduğuna ben kesinlikle ihtimal vermiyorum. Bu daha önceden konuşulmuş, kotarılmış, hatta bazı şeyler de çıktı. Bundan mesela 3 hafta önce 1 Nisan'da bu iktidara yakın bir şey var, ANAR diye bir kamuoyu şirketi var. Kamuoyu araştırma şirketi, onun genel müdürü İbrahim Uslu aynen olacakları böyle söylemişti. Yani MHP getirebilir, Anavatan Partisi de kabul eder demişti. Anavatan nereden çıktı? AKP de kabul eder demişti. O yüzden bu tamamen bir karşılıklı, dönüşüklü dövüş şeklinde yürüdüğüne inanıyorum ben. Talep falan yok yani. Evet. İşler kötüye gidiyordu çünkü. Çünkü her geçen gün biraz daha o oylarda düşüş yaşama ve tabii ki felaketler de üst üste gelecek. Özellikle ekonomik alanda zaten yağıyor görüyorsunuz. O yüzden bunu bir an önce yapıp bu işin içinden çıkmayı düşündüler. Göreceğiz bakalım. 65 gün var seçimlere. Sizce sadece AK Parti ve MHP olarak değil, genel olarak bütün partilere bakarsak, partiler bu süre zarfında sizce istedikleri gibi bir yol izleyebilecekler mi? Ve aslında bakarsak CHP'nin herhangi bir adayı yok. Bugün parti sözcüsü Bülent Tezcan Kılıçdaroğlu olabilir sinyalini verdi. Ancak Kılıçdaroğlu daha önceden de olmayacağım yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Nasıl değerlendirirsiniz? Ama adı geçiyor. Evet, adını geçtiğini biliyoruz. Yalnız şunu söyleyeyim, bakın zaten muhalefet partilerinin yapacağı tek şey var. Bunun dışında başka bir alternatifleri yok. Bir yek vücut olmak. Ben bunu dün de yazdım. Yani yek vücut olmaktan kastım, bırakacaklar işte kaşının içinde gözüm var meselesini ve bir konsorsiyumda bir araya gelecekler. Bunun başka hiçbir çaresi yok. Yoksa yani kaybederler. Bunu da yapacaklarına dair bir öngörüm var. Ne kadar yapabilecekler bilmiyorum ama şimdi bu İYİ Parti'yi devre dışı bırakmaya yönelik bazı böyle ayak oyunları hissediyorum ben.
Ondan sonra ama onların bir planı da var. Ben konuştum dün bazı ileri gelenlerle. B planları belli zaten. Demokrat Parti girebiliyor çünkü seçimlere. Demokrat Parti üzerinden girecekler. Fakat İYİ Parti hayır biz girebileceğiz çünkü biz yaptık diyor 10 Aralık'ta. Şimdi çok, çok fazlasıyla 41'in çok üstünde 68 ilde de örgütlüyüz. Onun için girmemizin önünde bir şey yok. Fakat tabii Yüksek Seçim Kurulu ne diyecek? Yüksek Seçim Kurulu 16 Nisan'da geçen yıl 16 Nisan referandumunda yaptıklarıyla güven verici olmaktan yurttaşların önemli bir kesiminin gözünde çıktı. Yani güven verici görülen bir kurum olmaktan çıktığını söylemeye çalışıyorum. O yüzden nasıl bir karar gelecek? Hemen de zaten çok çabuk vermesi lazım bu karar. Çünkü zaman yok. O yüzden İYİ Parti'nin böyle bir durumu var. Ama İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti zaten bir ilkesel anlaşmaya varmışlardı. Bakalım CHP nasıl bir tutum takınacak, nasıl bir şeye gidecekler, onları da çok kısa zamanda göreceğiz bunları. Yani önümüzdeki 1-2 hafta içinde çözülecek, çözülmek mecburiyetinde olan daha doğrusu işler bunlar. Evet, peki sizin bir öngörünüz var mı CHP ile ilgili? Şu kişi aday olabilir veya olmalı dediğiniz? Yani ben aslında biraz daha farklı düşünüyorum. Tek tek adaylara gidecekler mi yoksa acaba bir ortak adayda anlaşabilirler mi? Hala öyle bir umut var mı diye düşünüyorum açıkçası. Ya da ilk turda herkes adayını çıkaracak. O turu geçebilen mi desteklenecek? Bence bir ortak aday böylesine bir tarihteki seçime sanki daha uygun gelirmiş diyor. Ama kim olacak şeyine verecek yanıtım şu anda yok açıkçası. Evet, az önce İYİ Parti'ye de biraz değindiniz. Bugün Mahir Ünal bir açıklama yaptı. İYİ Parti seçime girebilecek mi, giremeyecek mi iddialarıyla ilişkili. Aynen şöyle söyledi, sevgili izleyenler için de tekrar etmiş olalım. Yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın dedi. Bu cümle ne anlama geliyor? Bu cümle ya biz yaptık ama siz yine bize inanın demektir bence. 24 Haziran'ı koyarak böyle bir ikilem yaratan kim o zaman onu sorarlar. Yani neden 24 Haziran? Yani öyle değil mi? Madem ki siz böyle engellemiyorsunuz, etmiyorsunuz, nasıl oluyor da 24 Haziran gibi akıl almaz derecede erken bir zamanı koyuyorsunuz? O zaman ama bunu sorarlar mahallelerine. Ben hiç inandırıcı bulmuyorum mahallelerin bu söylediklerini. Ama dediğim gibi bu partilerin B planları olduğu için onları ne kadar etkiler, ne kadar etkilemez. İYİ Parti yine Demokrat Parti adı altında yine İYİ Parti şeylerini kullanarak yapacaktır yani. Ya yapmayacak diye bir şey yok. Önemli olan ittifak meselesi ne olacak? Asıl önemli sorun ve adaylar ne olacak? O asıl önemli olan. Kemal Kılıçdaroğlu olur mu? Kendisi olmayacağım demişti ama bu siyasette böyle sözler zaman içinde eskiyor maalesef. O yüzden bir tek aday olarak çıkar mı? Onu da zaman gösterecek. O konuda da bir şey söylemek için bence daha henüz erken. Evet, adaylar demişken dün de gazeteci Levent Gültekin adaylığını açıkladı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi kendisini tebrik ediyorum. Medeni cesaret. 100 bin imza toplarsa neden olmasın? Pek zannetmiyorum ama hastalıkla söylüyorum. Ne kadar çok da o kadar daha verimli olacaktır. Öyle diyelim. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Zireli. Değerli katılımınız için. Sağ olun. Gazeteci Ümit Zireli telefon hattımızdaydı ve erken seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şimdi biz devam edelim. Erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına karar verildi. Herkesin gözü de Cumhurbaşkanı adaylarına kilitlendi. Gazeteci Levent Gültekin kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı adayıyım dedi. Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanlığı adaylığını sosyal medya hesabından paylaştı. Gültekin videoda, "İktidar erken seçim kararı aldı. Bu bir seçim değil, bu bir gasptır. İktidar ülkeyi gasp ediyor. 24 Haziran'da seçim demek, ben seçimleri dün yaptım demek. Benden başka ülkeyi kimse yönetemez demek" dedi. Herkese merhaba. İktidar erken seçim kararı aldı. Bu bir seçim değil, bu bir gasptır. İktidar ülkeyi gasp ediyor.
24 Haziran'da seçim demek, ben seçimleri dün yaptım demek. Benden başka bu ülkeyi kimse yönetemez demek. Bunu kabul edemeyiz. Biz bu ülkenin evladıyız. Hepimizin seçme, seçilme, özgürce yaşama hakkı var. Bu hakkımızdan vazgeçemeyiz. Gültekin, hep beraber geleceğimize sahip çıkacağız. Ben bunun için varım, aday oluyorum. Sizin de el vermenizi bekliyorum. El verirsek, omuz omuza verirsek kazanırız diyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. İnsan gibi ağız tadıyla, dostça, kardeşçe, özgürce yaşamak için aday oluyorum. Bu bir adaylık meselesi değil aslında. Bu bir makam meselesi değil. Bu bir sorumluluk almak meselesidir. Ülkemizi bir kişinin iki dudağı arasına bırakmama meselesidir. Bu bir kişiye Türkiye senden daha büyüktür deme meselesidir. Hep beraber geleceğimize sahip çıkacağız. Ben bunun için varım, aday oluyorum. Sizin de el vermenizi bekliyorum. El verirseniz, omuz omuza verirsek kazanırız. Kazanacağız. Evet, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin erkene alınmasının ardından İyi Parti seçime katılabilecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarını inceledikten sonra bu durumun netlik kazanacağını söyledi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden seçiminin yenilenmesiyle ilgili yasanın çıkmasını beklediklerini belirtti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimine ilişkin kurum binası önünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Güven, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden seçimin yenilenmesiyle ilgili yasanın çıkmasını beklediklerini söyledi. Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılması konusunda anlaşmış gibi duruyor. Biz de meclisten, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletvekili seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili yasanın çıkmasını bekliyoruz. Bu yasa çıktığı takdirde anayasa gereğince Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte iki seçimi birlikte yapacağız. YSK Başkanı, yasa çıktığı takdirde anayasa gereğince Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte iki seçimi birlikte yapacaklarını ifade etti. Yüksek Seçim Kurulu olarak biz bir seçim bittiğinde bir sonraki seçimin hazırlıklarını yaparız. En az iki seçim için hazır malzemelerimiz olur. Yapılanmamızı tamamlarız. Şu anda da bu seçim için her türlü hazırlığımız tamam. Bundan sonraki aşamada genelgeler ve seçim takviminin hazırlanması ve yurt dışındaki yapılanma işlemleri olacak. Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı. Bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasanın çıkıp yayınlanmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da süreci işleteceğiz. Süreci işletilmesi konusunda Yüksek Seçim Kurulu açısından herhangi bir sıkıntı, süre sıkıntısı yoktur. Daha önceki seçimlerde de biz 56 günde seçim yaptık. Bu seçimde de aynı şekilde seçimleri yapacağız. Meclisten çıkması halinde yapılacak seçimlerin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İYİ Parti'nin seçimlere girip girmeyeceği konusuna ilişkinse Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarını inceledikten sonra bu durumun netlik kazanacağını belirtti. Şimdi arkadaşlar, siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı hususu siyasi partiler kanununda 36. maddede 298 sayılı yasanın 14-11'de yazılı. Bizim istikrar kazanmış içtihatlarımız da bu konuda var ve internet sitemizde yazılı. Bu şartları hangi partilerin yerine getirdiği hususunu incelemek için siyasi partilerin kayıtlarını tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan evrakları isteyeceğiz, kayıtları isteyeceğiz ve Yüksek Seçim Kurulu olarak hangi partilerin seçime katılması hakkına sahip olduğunu bu inceleme sonucunda açıklayacağız. Mecliste böyle bir karar alınırsa, seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa ve yayınlanırsa ondan sonraki kısa bir süre içinde bu incelememizi yapıp kamuoyuna duyururuz. Güven, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin aynı gün olacağı için takvimi de aynı süreç içerisinde birlikte hazırlamayı düşündüklerini de sözlerine ekledi.
Erken seçim tarihi 24 Haziran olarak belirlendi ancak o tarih yükseköğretim kurumları sınavının olacağı güne denk geliyor. Erken seçim dolayısıyla YÖK sınav tarihini 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerine erteledi. YÖK Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç sınav takviminin bir hafta ertelemenin öğrenciler için şans olduğunu belirtti. Türkiye erken seçime 24 Haziran'da gidiyor. Ancak yükseköğretim sınavı da aynı tarihi içeriyor. İşte bu yüzden YÖK sınavı 30 Haziran 1 Temmuz tarihine erteledi. Yükseköğretim kurumları sınavının ertelenmesiyle ilgili soruyu cevaplayan YÖK Başkanı Saraç, seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. Bu öğrenciler için büyük şans dedi. Tabii ki. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu anda açıklamalarda bulunuyor. Hemen ekranlarınıza taşıyoruz. Hepinize iyi Haziranlar diliyorum. Bunu da ifade edeyim. Ve Haziran'ın bir başka özelliği, Haziran iyilerin galip geldiği ama kötülerin yenildiği bir aydır. Biz Haziran'ı böyle görüyoruz. Hepimiz Haziran için mücadele edeceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye huzuru, bu ülkeye kardeşliği, bu ülkeye barışı getirmek için. Bu ülkenin gerilimden büyük acılar çektiğini hepimiz biliyoruz. Herkes evinde televizyon izlemekten bile neredeyse korkuyor. Ama Haziran'da söz veriyorum, bu ülkeye huzur gelecek, barış gelecek. Ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak ve hepimiz huzur içinde evimizde oturacağız. Demokrasiyi getireceğiz, cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız. Benim adaylığıma gelince bizim partimizin bir özelliği vardır. Cumhurbaşkanlığı adaylarını ben değil, onu parti meclisimiz, yetkili organlarımız belirlerler. Dolayısıyla biz önümüzdeki günlerde parti meclisimizi toplayacağız, adayımızı böylece belirlemiş olacağız. Efendim hepinize yürekten teşekkür ederim. Ve hepinize iyi Haziranlar diliyorum. Görüşecek efendim? Görüşeceğiz, diğer parti liderleriyle görüşeceğiz ve o çerçevede bir karar alacağız. Şunu açık ve ne söyleyeyim? Kim demokrasiden yanaysa, kim tek adam rejimine karşıysa, kim Türkiye'de demokrasi olsun, huzur olsun, insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsinler diyorlarsa herkesi Haziran ayında bekliyoruz. Güzel bir cumhuriyet için. Cumhuriyet İhsanoğlu'nun Erdoğan'ı destekleyeceği. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hepinize iyi Haziranlar diliyorum diyerek başladı ve son cümlesi de aslında bu oldu. Ülkeye huzur, barış ve demokrasi getireceğiz Haziran'da söz veriyorum dedi CHP lideri Kılıçdaroğlu. Ve aday olacak mısınız sorusuyla ilgili de önce bir tebessüm etti. Sonra da biliyorsunuz bunu partimizin yetkili organları belirler. Bu konuda şu an bir şey diyemem açıklamasını yaptı. İttifakla ilgili konuya da kim tek adama karşıysa, kim barıştan, huzurdan ve cumhuriyetten yanaysa biz ittifak konusuna açığız dedi ve ittifak sinyali verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaptı. Adaylıkla ilgili tekrar etmiş olalım. Benim adaylığımla ilgili bu kararı ben değil, parti meclisimiz belirler dedi. CHP liderinin aslında bu erken seçimden sonraki en net açıklamasıydı diyebiliriz. Şimdi diğer açıklamalarla devam edelim. 24 Haziran'da sandık başında olacak Türkiye. Önce meclisten erken seçim kararı çıkarılacak. Ardından da Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklayacak. Bu seçimde ilkler de yaşanacak. Seçmen aynı anda hem parti hem de Cumhurbaşkanı adayı için oy verecek. Partiler ittifak yaparak seçime girebilecek. O haberi yazıyor. Erken seçim için 24 Haziran tarihi açıklandı. Sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden erken seçim kararı çıkarılması var. Başbakan Binali Yıldırım'ın imzaladığı erken seçim teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklif Cuma günü Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak. Hafta sonu ise genel kurul gündemine gelecek. Genel kurulda erken seçim kararının çıkması için oylamaya katılan milletvekillerinin yarısından bir fazlasının oyu gerekiyor. Ardından da Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklayacak. 24 Haziran'da seçmen hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanacak.
İlk turda Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbiri %50+1 oy alamazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylama yapılacak. Bu oylamaya ilk turda en çok oy alan iki aday katılabilecek. En yüksek oyu alan isim Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Türkiye 16 Nisan referandumunun ardından ikinci kez olağanüstü hal uygulaması altında sandık başına gidecek. Bu seçimde ilk kez partiler yasal olarak ittifak yapabilecek. AK Parti ve MHP seçime Cumhur İttifakı adı altında girecek. Siyasi partiler seçim takvimini açıklamasından itibaren 7 gün içinde ittifak protokollerini Yüksek Seçim Kurulu'na iletecekler. 24 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin uyum yasalarının meclisten geçirilmesi gerekiyor. Anayasadaki seçimlere bir yıl kala seçim mevzuatında yapılacak değişiklikler uygulanmaz ibaresi 16 Nisan referandumunda değiştirilmişti. Yapılan düzenleme seçime bir yıl kala yapılan değişikliklerin ilk genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulanmasına imkan veriyor. Ve olağanüstü hal 7. kez uzatıldı. O hal 3 ay daha uzatılmasına ilişkin başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere mecliste kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda o halin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin başbakanlık tezkeresi görüşüldü. Hükümet, siyasi parti grupları ve şahıslar adına konuşmaların ardından tezkerenin oylaması gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda o halin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin başbakanlık tezkeresi kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın oylamanın ardından birleşime ara verdi. O hal 7. kez uzatıldı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Assubay Ömer Halis Demir'in şehit edilmesine ilişkin 18 kişinin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Assubay Ömer Halis Demir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığın tamamı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından Mahkeme Başkanı Bayram Kantık hükmü açıkladı. Buna göre 18 sanığın tamamı Ömer Halis Demir'e yönelik nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ömer Halis Demir'in kardeşi Soner Halis Demir adalet yerini buldu dedi. Bugüne kadar bundan sonra da güvendiğimiz, inandığımız iki adalet var. Birisi ilahi adalet, diğeri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsız yargısı. Her ikisine de bu zamana kadar ve bundan sonra da inancımız da, güvenimiz de sonsuzdur. Hamdolsun adalet yerini buldu. Şehit Ömer Halis Demir, 80 milyon Türk milletin kardeşi olarak, evlat olarak, bir vatan askeri olarak görevini yaptı. Mahkeme heyeti sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugay ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli 328 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet ve sevgili izleyenler 217 sanığa ise 20 yılla 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Heyet 64 sanığın ise beraatine hükmetti. Malum olunduğu üzere Polatlı davası bu darbe davaları sürecinde ilk başlayan dava.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Davanın karar duruşmasında sanıkların son sözlerini sordular. Suçsuz olduklarını savunan sanıklar beraat talebinde bulundu. Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında eski topçu ve füze okul komutanı Tümgeneral Osman Ünlü ve eski 58. Topçu Tugay komutanı Murat Aygün'ün de bulunduğu sanıklara, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu cezayı 20 sanık aldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Balkanlara yönelik ifadeleri için Balkanları bir nüfuz alanı olarak gören bu anlayışı yapıcı bulmuyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Macron'un Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Balkanlara atıfla Türkiye'ye ilişkin yorumu hakkındaki soruya yazılı açıklamayla yanıt verdi. Aksoy açıklamasında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu'nda geçen yıl yaptığı bir konuşmadaki gibi Balkanların Avrupa Birliği, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında bir rekabet alanı olduğuna dair ifadeler kullanmıştır. Balkanları bir nüfuz alanı olarak gören bu anlayışı yapıcı bulmuyoruz ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin de bir Balkan ülkesi olduğuna işaret eden Aksoy, Türkiye'nin bu bölgedeki hedefi ve önceliği geçmişte olduğu gibi bugün de barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın muhafazası ve güçlendirilebilmesidir. Bu amaçla tüm bölge ülkelerinin Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumlarına üyeliklerini desteklemeyi sürdürüyoruz değerlendirmesinde bulundu. Aksoy, Fransa'ya Türkiye'yi anlama çağrısı yaparak Balkanlardaki dostlarımızın Avrupa Birliği ve NATO ile bütünleşme çabalarına Fransa'nın da en azından Türkiye'ye kadar katkıda bulunmasını samimiyetle temenni ediyoruz. Bu çerçevede Fransa'ya ülkemizin Balkanların istikrarına katkısına yönelik faaliyetlerini iyi anlamaya gayret etmesini tavsiye ediyoruz dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücünün komutanlığını üstleneceğini açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesi Ankara ziyaretiyle ilgili açıklamalar yaptı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun yeni oluşturacağı çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücünün komutasını iki dönem Türkiye'nin üstleneceğini söyledi. Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücünde yaklaşık 5000 asker olacak ve NATO'nun acil mukabele gücünden daha hızlı hareket edecek. NATO üyesi ülkeler görev gücüne sarayla ev sahibi yaparak komutasını üstlenecek. Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücünün kurulmasına 2014'te karar verilmişti. İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 47 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik botu Pırlanta Koyu açıklarında bir şişme bot tespit etti. Şişme botu müdahale ederek durduran ekipler 47 Suriye uyruklu göçmeni sahil güvenlik botuna alarak Çeşme iskelesine getirdi. Çeşme iskelesinde göçmenler için özel olarak kurulan çadıra alınan kaçak göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılandı. Kimlik tespitleri yapılan kaçak göçmenlerin Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. Meteoroloji açıkladı, yağış geliyor. Sıcaklıklarsa 12 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları Marmara'nın ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yüksek nem oranı, sis ve pusun etkisiyle mevsim normalleri civarında. Diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 5 ve 9 derece üzerinde seyrediyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde görünecek yağışlı sistemle hava sıcaklıklarının 6 ile 12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.
Bugün akşam saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerin, yarın sabah saatlerinden itibarense kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkenin büyük bir bölümü Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin hafif mevzi sağanak, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Yarınsa Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli. Batı Karadeniz'in 1400 metre üzerindeki kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması da bekleniyor. Cumartesi günü serin ve yağışlı sistemin Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Hatay çevrelerinde etkili olduktan sonra 22 Nisan Pazar günü yurdu terk edeceği öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi ve pazar geceleri, gece ve sabah saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde hafif ve yer yer orta kuvvetli don riski bulunduğundan, başta zirai faaliyetlerle uğraşan ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Bu haberle birlikte gün izini noktalıyoruz sevgili izleyenler. WhatsApp hattımızda hemen sizlerle paylaşalım. 0545 357 42 13 numaralı hattan bizlere ulaşabilir, sesinizi duyurabilirsiniz. Yarın saat 14.30 olduğunda tekrar gün iziyle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.